Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ezan bitinceye kadar Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. 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 Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفناء. حي على الفلاح. حي على Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Hani camilerden okunan ezan sesini duyduğunuzda tüyleriniz diken diken olur ya, işte bizim de bugün bu şekilde duygulandık, tüylerimiz diken diken oldu. Hemen kameraman arkadaşımla birlikte çıktık geldik büyük camiye ve burada ezanımızı okuyan iki müezzin, iki hocamız, Esat Duna hocamız ve Sadık Arık. Arık hocamızla birlikteyiz. Çift ezan okudular. Aynı duyguları coşturdular bizde. Kalbimiz kalaylandı. Kendileriyle de konuşmak istiyoruz. Ağzınıza sağlık hocam. Neydi o öyle? Allah razı olsun. İsmim Sadık Arık. Yaklaşık 7 yıldır büyük camiden ezan okuyoruz. Elhamdülillah. Hamdolsun. Rabbimiz burada bizi hizmetkar eyledi. Ezan okumak bir aşktır. Biz de aşk ile okumaya çalışıyoruz. İnsanların kalbine girmeye çalışıyoruz. Elhamdülillah. Yani şükürler olsun Rabbimize. Hakikaten ağzınıza sağlık. Esat Hocam aslında her ikinizi de cemaat de tanıyor. Bolu'nun büyük bölümü de tanıyor. Ama biz istedik ki buradan daha ilerlere sizleri tanıtalım. Hem okuduğunuz ezanı, çift ezanı duyuralım hem de sizle konuşalım. Siz tescilli de bir hocasınız aynı zamanda. Müezzinsiniz. Şöyle ezan konusunda camide müezzinlerimiz oluyor. Yıldırım Beyazıt Camii A grubu, A statüsünde bir cami olduğu için müezzinlerimiz 2-3 böyle daha çoğalabiliyor. Bundan sebep uyum çok önemli. Mesela hocamız da çift ezan okuduk az önce. Beraber aynı iki ezanı aynı sesten okumamız, aynı makamda okumamız, geçişleri aynı anda yapmamız çok önemli. Yani bizler tabii Efendimizin müezzini Hazreti Bilal-i Habeşi nin yolundan gidiyoruz. Şöyle ki benim en etkilendiğim bir an vardır. Her zaman onu okurum. Peygamber Efendimizin vefatından sonra
Peygamber Efendimiz vefat ettikten sonra Hazreti Bilal-i Habeşi Medine'de duramıyor. İzin istiyor, müsaade istiyor, Şam'a gidiyor. Kudüs'e gidiyor. Orada hayatını devam ettikten sonra Hazreti Ömer Efendimiz Kudüs'ü fethettikten sonra diyor ki Ömer Efendimiz, Bilal diyor bize diyor Mescid-i Aksa'da bir ezan okur musun? Orada ezan okuyor. Sonrasında onun akabinde Peygamber Efendimiz Hazreti Bilal-i Habeşi'nin rüyasına giriyor. Diyor ki ya Bilal, beni diyor vefatımdan sonra hiç ziyarete gelmedin diyor. Sonrasında Hazreti Bilal yollara revan oluyor. Medine'ye geliyor. Medine'de Peygamber Efendimiz'in ravzasını ziyaret ediyor. Orada hasret gideriyor. Duygusal anlar yaşıyor. Sonra ben diyor Efendimiz'in huzurunda bir ezan okuyayım diyor. Burası beni çok etkiler. Peygamber Efendimiz'in huzurunda ezan okumaya başlıyor. Tüm Medine halkı Hazreti Bilal'in ezanını duyuyor. Ama duymadan önce Hazreti Bilal ezanı Eşhedü en la ilahe illallah derken ağlamaya başlıyor. Eşhedü enne Muhammedun Resulullah derken artık ezanı bitiremeyeceğini düşünüyor. Hızlı hızlı ezanı bitiriyor. Medine halkı koşa koşa Ravza-i Mutahhara'ya geliyorlar. Zannediyorlar ki Bilal ezan okuyor. Eski Peygamber Efendimiz dirildi mi zannediyorlar. Bu beni çok etkiler. Bu duygularla ezana çıkıyoruz. Sadık hocamızla beraber okuyoruz. Böyle gönlümüzden geldiği gibi merkez sistem ezan. Böyle tabii Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş hocamıza çalışmalarından, gayretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Şöylesi gerçekten Bolu'daki tüm din görevlileri, arkadaşlarımız, hocalarımız, hoca abilerimiz gerçekten her alanda müftülüğümüz ön sırada, çok başarılı, çok çalışkanlar. Her alanda varız. Yani hangi alan dersek kesinlikle ve kesinlikle hocalarımız, din görevlileri, abilerimiz önde gelmekte. Yani Rabbim bu cennet vatanımızı ezansız, Kur'ansız, vatansız, bayraksız bırakmasın. Bu şuurla gönlümüzden döküldüğü gibi Sadık hocamızla beraber diğer hocamızın işi çıktı. İsmail hocamız var. İsmail Çelik hocamız. O da aynı zamanda çok güzel ezanlar okuyor. Bazen Arap makamı ezanlar okur. Yani dedim ya Hazreti Bilal-i Habeşi radıyallahu anh bizi o taraflara götürür. Allah hepsinden razı olsun. Tabii burada imamlarımız da var. Onları da geçmek istemiyoruz. Metin Yerlikaya hocamız var. Nizamettin Perşin hocamız var. Az önce beraberdik. Onlardan da Allah razı olsun. Burada hep beraber 5 tane hocamızla beraber görev yapmaya çalışıyoruz. Gayret ediyoruz. A sınıfı cami dediniz. Büyük cami, A sınıfı bir cami. Özelliği nedir A sınıfı caminin hocam? Osmanlı döneminden kalmış Selahaddin Camii. İstanbul Fatih Camii nasılsa, İstanbul Eyüp Sultan Camii nasılsa, Ayasofya nasılsa. Tarihi cami. Tarihi cami olduğu için, Ecdet Yadigarı olduğu için bu camiler birinci sınıf cami olmuş oluyor. Tabii ki bu buranın hocaları da özel olmuş oluyor. Yani özel eğitim görmüş, özel kurslarda okumuş. O yüzden Diyanet İşleri Başkanlığımız bu camileri ayırmış. Ayrı bir statü koymuş. Burada tabii buraya gelmek de kolay olmuyor. Yani tırnaklarımızı kazıya kazıya bir nevi geliyoruz. İlk başta başka bir camilerde görev yaparak sonradan işte şehir merkezine gelerek şehir merkezinden en merkezi camiye gelmek zor oluyor tabii ki. Yıllarımızı alıyor. Elhamdülillah biz de işte eğitimimizi aldık. Efendime söyleyeyim. Peki sizi çağırsalar Ankara'dan, İstanbul'dan, Konya'dan, büyük şehirlerden, büyük camilerden gider misiniz? Tabii bizi çağırdılar. Çok teklif ettiler. İstanbul'dan, Ankara'dan ettiler. Biz tabii Bolu'muzu çok seviyoruz. Bırakamadık Bolu'muzu, bizim yurdumuz. Dedik İstanbul tamam güzel. Lakin İstanbul'un duyacağı ezanı Bolu'muz duysun bu ezanları dedik. Gitmedik. Evet, evet. Burayı tercih ettik. Esat hocam da öyle. Ben de tabii. Nereden çağırdılar hocam? Ben Ankara Millet Camisi'nden, Cumhurbaşkanlığından çağırdılar. İstanbul'dan Sultanahmet Camii'nden yine teklif geldi. Biz tabii reddetmek zorunda kaldık yani. Ya şöyle evet Allah razı olsun başkanlığımızdan bizlere çok değer verdi bu konuda. Bizleri Selahaddin camilerinde daha güzel camilere layık gördüler. Ama lakin benim içimde bir Bolu sevdası var. Böyle
memleketimi bir türlü bırakamadım. Yani, uluslararası kanallara, programlara gidiyoruz ama böyle köyümü, işte daha doğal olursak böyle o ormanları, tarla, havası, suyu, değil mi? Anne baba, bunları terk edemedik yani. Bir türlü gönlüme söz geçiremedim. Ya buradan bir vesile olmuştu bu camiye gelmeden önce. Daha doğrusu Bolu'ya gelmeden önce. Eyüp Sultan Camii'ne böyle bir bizleri layık görmüşlerdi. Tabii çok böyle git geller yaşadım. Sonra Bolu'dan Kastamonu'da görev yapıyorum. Bolu'dan geçerken Bolu'dan geçemiyorum. O taraf Kastamonu'nun yönüne doğru geçemiyorum yani. Orada kaldım. Sonra Allah razı olsun Hüseyin hocamız Bolu'ya geldikten sonra, Hüseyin Demirtaş hocamız bize çok destek oldu bu konuda. Gerçekten çok değer verdi başkanlığımızda. Burada Sadık hocamızla beraber şunu da hatırlatmak isterim. Bundan yıllar evvel önce biz Kur'an kursunda hafızlık yaparken bizde röportaj yapan sizler, Arzu Hanım, bir program vardı. Bizde, ben çok küçüktüm. En küçükleri bendim. Sadık hocamız da bizim abilerimizdi. Köroğlu TV'de bir program olmuştu. Bizi davet etmişlerdi oraya. Orada işte hatta siz demiştiniz bize, ya en küçükleri bendim, bana demiştiniz. Ya sen çok güzel hoca olacaksın, ileride çok güzel okuyacaksın demiştiniz bana. Böyle beraber o hocalarım, abilerimin ortasında böyle bir ilahi okumuştuk. Beraber seslendirmiştik ilahileri. Bir tane hocamız da müftülüğümüzün karşısında bir cami var. Oranın müezzini şu anda. Uğur Özdemir abimiz. Şu anda oranın, bir tane hocamız da Ankara'da Yahyalı Camisi, değil mi? Yahyalı Camisi'nde Hüseyin Yeşilyurt hocamız. Sadık hocamızla beraber orada ilahi seslendirmiştik. Baktım da kayıtlara, telefona şarj aleti bulamadım. Yoksa bu kaydı var yani 40 dakika. Yani buradan üzerime alınıyorum ki ben demek ki adam olacak çocuğu küçükken tanıyormuşum, biliyormuşum. Maşallah dediğim çıkmış Allah'ın izniyle. Bugün evet, camilerden, minarelerden sizin o güzel sesleriniz yankılanıyor. Ne mutlu bana, ne mutlu size, ne mutlu Bolu'ya ki böyle değerli müezzinleri, hocaları mevcut. Sakın Bolu'yu bırakıp gitmeyin. Ne okutmuştum, ben mi okutmuştum küçükken o ilahi dediniz. Tabii, tabii. Şimdi şimdi de alalım bakalım bir nasıl küçük bir şey. Ey Allah'ım beni senden ayırma. Ey Allah'ım beni senden ayırma. Beni senin cemalinden ayırma. Beni senin cemalinden ayırma. Der duygulu bu kadar güzel okuduğunuz ezanları, selaları, okumaya başlamadan önce nasıl konsantre oluyorsunuz? Var mı bir yolu, var mı yoksa direkt çıkıp mikrofona Allahu Ekber diye o kendiliğinden geliveriyor mu hocam? Şimdi biz ezan vakti gelmeden 2-3 dakika önce ezan yerimize, ezan okuduğumuz yere çıkıyoruz. Orada o duyguya girmek için belki bugün okuyacağım ezan benim son ezan veya bu okuyacağım sela benim son selam miş gibi, yani kendimi sanki ölüme hazırlarmış gibi, ölmüş, bazen kendimi ölmüş hissedermiş gibi, bu duyguyla insan biraz daha duygusal oluyor. Bunu da tabii ezana yansıtıyoruz bu şekilde. Bu şekilde daha iyi insanların kalbine gireriz diye, duyguyu insanlara veririz diye böyle oluyoruz ya. Var mı bir takdim? Aynı şekilde beraber çıkıyoruz. Böyle beraber okuyacağımız zaman perşembe günleri sela okuyoruz, cumaya hazırlık. Beraber böyle bu duyguya nasıl girebiliriz abi diye böyle aramızda bir istişare yapıyoruz. Olmadı böyle duyguya girmek için hangi makamda geleceksek o makamda böyle beraber hüzünlü duyguyu ön plana atarak bir beraber bir eser geçiyoruz. Böyle kulaklarımızı tabiri caizse dolduruyoruz. Sonra
giriyoruz selaya, okuyoruz öyle. Şimdi o duyguya girdiyseniz girdiniz mi? Girdim. Bir alabilir miyim? Girdiniz inşallah. As-salatu Muhammed'e